Senin birikimdeki yazın devletin eli. Onu biz de buraya aldık. Yayınımızın başlığı yaptık. Devlet Bahçeli öyle birisi ki hem bir hareketin lideri hem de bir anlamda adıyla müsamma devlet anlamına geliyor sanki. O meclisin açılında uzatılan el sadece MHP liderinin eli miydi yoksa daha geniş kapsamlı bir şey miydi? Ne diyorsun? Rüşen selamlar. Öncelikle çok sağ ol. Teşekkür ederim davetin için. Ya devletin eli hakikaten sembolik yani. Devlet Bey'in işte ismi devlet biliyorsun. Devlet Bahçeli ve Türkiye'nin hani son en azından 10 yıllık ya da son 8 yıllık 2015'ten bu yana olan seyrine baktığımızda öncesi de var ama özellikle 11 sonrası çok belirgin bir durum var. Aslında siyasal alanın sınırlarını çizen esas aktörlerin başında geliyor MHP. Yani bu bir yönüyle hani MHP'nin Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olması ile ilgili yani AK Parti ile kurmuş olduğu ilişki hem AK Parti'nin siyasal alanının sınırlarını belirleme anlamında MHP ciddi bir alan açmış durumda. Hatta ya siyasal temsil gücünün ötesinde yani hani aldığı oy oranına baktığımızda onun çok ötesinde AK Parti'nin eylediği alanın sınırlarını belirleme yetkisi vermiş durumda. Bu anlamıyla MHP demek ya da Devlet Bahçeli demek tek başına MHP'nin başkanı değil, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın eylem alanını, sınırlarını belirleyen bir aktör. Hani bu sınırları belirleme gücü de esas olarak MHP'den gelmiyor. MHP'den öteye aslında MHP'nin yani Türk siyasal tarihi içerisindeki konumuna baktığımızda çoğu durumda siyasal temsili zayıf ama özellikle bürokraside, özellikle güvenlik bürokrasisinde gücü, temsili, etkisi yüksek olan bir aktör. Dolayısıyla MHP ve MHP'nin lideri aynı zamanda devlet içerisindeki bu ne diyelim güvenlik bürokrasisi demek ya da devletin ne diyelim işte asıl karar alma mekanizmasının çekirdeğini oluşturan aktörlerin sesi olmak demek. Bu anlamıyla aslında Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzatmış olduğu el bir yönüyle Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın teyit ettiği üzere ama bir yönüyle de Cumhur İttifakı'ndan da öteye bürokrasiyi de içeren devletin eli hakikaten. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta Arnavutluk ve Sırbistan'a gitmişti biliyorsun. Dönüşte DEM Parti ile Bahçeli'nin el sıkışmasını ülkemizin demokrasi mücadelesi için önemli bir adım olarak tanımlamış. Bu tür adımların artması gerektiğini söylemiş. Yeni anayasa çalışmalarında toplumsal mutabakatın genişlemesi gerektiğini söylemiş vesaire. Şimdi burada İlk akla gelen anayasa, yeni anayasa da DEM Parti'yi de katma gibi bir şey. Ama sanki bu öncelik bu değilmiş gibi bir hava var. Yani anayasanın ne kadar yeni olacağı ayrı bir tartışma. Biliyorsun 12 Eylül Anayasası çok değişti etti. Ne Evet. kadar yeni, ne kadar özgürlükçü, ne kadar sivil olacağı ayrı bir tartışma. Ve Cumhur İttifakı'nın şu anda DEM Parti ile yakınlaşmasının en önemli yani yakınlaşma arayışının diyelim en önemli nedeni yeni bir anayasa yapmaktan ibaret olabilir mi sence? Ya ben böyle olmadığını düşünüyorum. Burada biraz belki Kürt meselesinin niteliğine bakmak lazım. Aslında bu meseleye baktığımızda hani çözümler ne zaman gündeme geldi? Aslında bütün çözüm süreçleri yani gerçekten Ankara'da bir iktidar mücadelesinin yoğunlaştığı anlarda gündeme geldi. Dolayısıyla şu çok net. Yani Ankara'daki iktidar mücadelesinin sertleştiği dönemlerde biz bu meselenin çözümünü konuşuyoruz. Bu anlamıyla elbette ki 2028 seçimleriyle bir ilişkisi var. Yine bu seçimlerle bağlantılı olarak anayasa tartışmaları da bir ilişkisi var. Ama öte yandan Kürt meselesi yani Türkiye'nin hem sınır ötesi dış politikasını belirleyen hem de içerideki rejimin formasyonunu belirleyen bir mesele. Dolayısıyla tek başına bir seçimlere ya da bir siyasal iktidar mücadelesine indirgeyeceğimiz bir mesele değil. Bendeki kanaat yani şu an olan bitenler de yani bir yönüyle elbette ki 2028 seçimleri onunla bağlantılı olarak anayasa tartışmalarıyla bağlantılı. Ama bir yönüyle de biraz bunları aşan, bu iktidar mücadelesini aşan Türkiye'nin biraz dış politikası, devlet olarak orta ve uzun vadeli çıkarları, konumlandığı yer gibi meseleleri de içeren bir mesele. Dolayısıyla bugün de kanaatimce bir yönüyle dış politikada hani belki konuşuruz detaylarına gireriz ama hani İsrail ve İran arasında süren gerilim, çatışmaya, savaşa varma potansiyeli olan gerilim. Ama bir yönüyle de Türkiye'nin iç politikasındaki sıkışmışlık, AK Parti'nin Mayıs seçimlerinden bu yana aldığı pozisyonlar, CHP'nin pozisyonu, iktidar kavgası, Erdoğan'ın yeniden seçilmeyeceği gibi birçok başlıkla ilişkili. Ama hani şunu da altını çizmeme izin verir. Anayasa tartışmasının kendisi de
Yani tek başına 2028 seçimlerine ve Erdoğan'ın bir tür seçilip seçilemeyeceğine indirgenmemesi gerekiyor. Yani zira Kürt meselesi Türkiye'deki bir rejim meselesi ve bu rejim meselesi de esas olarak bir anayasa meselesi. Ve Türkiye'deki anayasa, 82 anayasası her ne kadar bugüne kadar çok fazla değiştirilmiş olsa da hali hazırda hala darbe anayasası ve o anayasanın asıl ruhu çok fazla değişmiş değil. Dolayısıyla Türkiye'nin net bir şekilde yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı var. Ve bu toplumsal sözleşme içerisinde de çok yapısal bir değişim yaratma, ciddi anlamda geçmişin o geleneğini kırma potansiyeli olan herhalde birinci sorun Kürt meselesidir. Yani bu konuda bir reformist eğilimin gelişmesi durumunda Türkiye'nin rejim formasyonunda da bir değişim potansiyeli var. Ha, buralara varır mıyız? Bu başka bir tartışma konusu ya da belki konuşabiliriz. Ama anayasa meselesini de tek başına 2028 seçimleri hali hazırdaki Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki tartışmalara da bence indirgememek gerekiyor. Ondan öte bir rejim tartışması ve zaten Türkiye'nin şu an bir rejim tartışması var, bir rejim sorunu var. Şimdi dün biz yaptığımız haftaya bakışta Kadri Gürsel'in çok anlamlı bir lafı vardı. Eli uzatan Devlet Bahçeli'nin olması bir çözüm sürecinin değil, varlığının değil, olmadığının kanıtı olduğunu söyledi. Şimdi senin söylediğin hani demokratik anayasa, Kürtlerin de razı olacağı bir anayasayı vesaireyi Bahçeli'nin olduğu bir iktidar kombinasyonunun yapabilmesi gerçekten böyle insana çok gerçekçi gibi gelmiyor. Ben aksini düşünüyorum. Yani şimdi Türkiye'deki bu yani barış çalışmaları, çatışma çözümü çok fazla normatif ölçekten tartışılıyor. Yani değerler üzerinden tartışıyoruz bu meseleyi. Şimdi bir buradan tartışsak bile ya bence kabul etmemiz gereken temel bir husus var. Türkiye'de uzun yıllardır iktidarda olan sağ. Yani bir sağ iktidar var. Ve dolayısıyla Kürtler zaten muhtemelen barışı sağla yapacaklar. Sağ iktidarla yapacaklar. Ha ben kişisel olarak yani sağda çalışan bir akademisyen olarak sağa biraz daha genişletiyorum. Yani CHP'nin de gövdesinin yarısından fazlası sağda duruyor. Yani sağ dediğin tek başına AK Parti ve MHP değil. Dolayısıyla hani bir defa zaten bu meselenin çözümünde Kürtlerin muhatapları sağcılar. Yani Türkiye'de güçlü bir sol hareket, sosyal demokrat hareket zaten yok. Yani bir belki buradan baktığımızda normatif ölçekte de hani eğer Türkiye'de bir sol demokratik hareketin iktidara gelmesini bekleyeceksek muhtemelen daha birkaç kuşak daha beklemek gerekecek. Dolayısıyla Türkiye'de hani AK Parti ve MHP ittifakının alternatifi bir sol varmış gibi, bir sol demokratik muhalefet varmış gibi bir varsayımla konuşuluyor. Bunun doğru olmadığı kanaati içerisindeyim. Burada şunu hatırlatmama izin ver lütfen. 2013-15 çözüm sürecinde de ana itiraz şuradaydı yani. Erdoğan'la barış olur mu? Sağcılarla barış olur mu? Milliyetçilerle barış olur mu? Olur. Zaten başka bir yol yok yani. Çünkü Türkiye'de sol yok. Yani bunun altını çizmeme izin ver. İktidar olabilecek gücü olan bir sol yok. Yani işin bir boyutu bu. Ama çatışma çözümünde ve barış inşasında genelde hakim teoriler şuna atıfta bulunur. Aktörlerin çıkarlarına bakmanız lazım. Yani ilgili aktörler eğer barışta yani bir çıkar itibariyle bu bir maddi çıkar da olabilir, bu bir sembolik, değersel çıkar da olabilir. Barışı daha iyi bir seçenek olarak gördüğü anda masaya oturur ve çözüm olabilir. Hani Güney Afrika'da da Mandela'nın oturduğu yönetim solcu bir yönetim değildi. Ya da Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Hareketi'nin anlaştığı yönetim solcu bir yönetim değildi. Bunlar sağcı yönetimlerdi. Dolayısıyla ben hani bunu çok doğru bir tespit olduğu kanaati içerisinde değilim. Yani ne yazık ki Türkiye'nin hani en azından 1950 sonrasındaki tablosuna baktığımızda genel olarak sağcılığın ve sağ siyasetin hani biraz İslamcılığın, muhafazakarlığın hakim olduğu bir siyasal denklem var zaten. Ve son kertede bu işin aktörleri de sağcılar olacaklar. Yani buradan kastettiğim muhafazakar, milliyetçi, İslamcı siyaset olacak. Dolayısıyla o itirazın çok doğru olduğu kanaati içerisinde değilim. Burada belki tartışmamız gereken mesele şu. Somut bağlamda MHP ve temsil ettiği aktörlerin yani hem Cumhur İttifakı hem de daha geniş bağlamda devletin maddi çıkarı ne olabilir? Yani böylesi bir eli uzatmakta. Var mıdır böyle bir çıkar? Yani yeni bir pozisyon almaya zorlayacak dinamikler neler? Bu pozisyonlar yani MHP'nin limitleri dahilinde nereye kadar gidebilir, nereye kadar genişleyebilir? Bunlar tartışılır. Ama sanırım yani bu soruya doğru bir cevap bulabilmek için asıl soru şu. MHP'nin çıkarı ne burada? Cumhur İttifakı'nın çıkarı ne? Ve daha geniş anlamda Türk devletinin, Türk siyasetinin ve Türk sermayesinin bugün barışta bir çıkarı var mı? Eğer varsa bu çıkar bazen DEM Parti'nin bütün taleplerini karşılayamayabilir ya da Türkiye'deki sosyal demokrat siyasetin beklentisine de uymayabilir. Yani buna bir itirazım yok. Ama bu çıkarları konuşmamız gerektiği kanaati içerisindeyim ben.